Biz Batu Şua ile başladığımız günden beri aslında İstanbul'da da antrenmanlardan sonra gol vuruş çalışmaları yapıyoruz. Sadece buraya özel bir durum değildi bu. Ben çok büyük bir ihtimalle inanıyorum ki Batu Şua'yı geri kalan maçlarda vuruşlarla ilgili bazı durum değişiklikleri yaşayıp, bazı tekrarlarla, çalışmalarla bazı değişiklikler yaşayıp sayısını arttıracaktır diye düşünüyorum. Sadece tabii bütün gol ile ilgili durumu onun üzerine yüklemek de çok doğru değil. Bazen onu buluşturamadığımız pozisyonlar da oluyor. Doğru zamanda buluşturamadığımız durumlar da oluyor. Ve sadece golleri kaçıran maçlarda da bu arada o değil. Yani biz çok fazla sayıda oyuncuyla pozisyona giriyoruz. Umarım diğer oyuncularımız da Batu Şua'yı da yakaladığı fırsatları bundan sonra golle sonuçlandırır. Yani çok özel bir futbolcu, çok da özel bir karakter. Ceyhun Bey'in anlattığı kısmına da sonuna kadar katılıyorum. Onunla olmak, onunla antrenmanda olmak, onunla maçta olmak, onun Beşiktaş'ta olmasını görmek, seyretmek çok keyif verici bir durum. Yalnız Pjanić'le ilgili zaman zaman oyunu yavaşlattığına dair yorumlar oluyor, bunları duyuyoruz. Sahada Pjanić kadar hızlı düşünen bir oyuncuya ben az rastladım. Bazen biz onun hızına yetişemiyoruz sahanın içinde, bazı oyuncular yetişemeyebilir. Ama Pjanić'in oyunu yavaşlattığını ben hiç düşünmüyorum. Çok geride kullanmakla ilgili zaman zaman da bazı durumlar var, konuşmalar var. Pjanić'i savunmadan oyun başlatırken, geriden oyun kurarken Pjanić'iniz varsa kullanırsınız. Çünkü her durumda topu alabilecek, her durumda takımı rahatlatacak ve doğru opsiyonu bulacak bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Pjanić'le ilgili hedeflediğimiz şey şu: biz kendi oyunumuzu da biraz daha fazlaca rakip alana doğru götürmek istiyoruz. Kendi yarı alanımızda kaybettiğimiz top sayısı aslında biraz fazla ve kendi yarı alanınızda kaybettiğinizde rakibin gol pozisyonuna girme olasılığı da biraz fazlaca yüksek kaleye yakınlıktan dolayı. Biz sadece Pjanić'i değil, kendi oyunumuzu da rakibin yarı alanına almak istiyoruz devamında ve onu da orada, yani topun dolaşım hızını arttırmakta, bazen gol pasını atmakta, bazen kilit pası atmakta kullanmayı düşünüyoruz ve oyuncularımız onunla oynarken bence çok keyif alıyorlardır. Yani ben dün akşam sizlere Sergen Hoca ile oynarken aldığım keyfi söylemiştim. Eminim sahadaki oyuncular da Pjanić'le oynamaktan keyif alıyorlardır. Ya açık söylemek gerekirse beni olumsuz etkilemiyor. Ben başından beri söylüyorum. Ben her sabah uyanıp Beşiktaş Kulübü için bugün en doğru neyi yapabilirim diye güne başlıyorum. Takımımız için en doğru ne yapabilirim diye güne başlıyorum. Böyle kulüplerde, bu kadar büyük camiası olan kulüplerde bu tip konuşmalar çok değerli, çok kariyerli teknik direktörler varken de konuşulan konular konuşulabilirdi. Ama çok net söylüyorum, beni hiç etkilemiyor. Ben her gün uyandığımda bugün Beşiktaş için ne yapabilirim diye düşünüyorum ve buna bakıyorum. Ve günü en doğru şekilde takımımızla, ekibimizle, oyuncularımızla günü en doğru şekilde geçirmeye çalışıyorum.